Ne yaptı bizimki? Konuştu mu arkamdan dün akşam Çan Çan? Ay ben de konuyu sen aç diye bekliyordum. Yani ben konuşup senin canını sıkmak istemedim. Gayet iyiyim ben. Öyle mi? Niye o zaman kağıdın aynı yerine 30. kez zımba basıyorsun? Gönülcüm, ya kendini iyi hissetmemen gayet normal. Sonuçta Tuna ile ilk defa böyle bir şey yaşıyorsunuz. Ay akşam akşam cinlerimi tepeme çıkarttım Eltem. İyi ama sen de biraz fazla tepki göstermişsin. Fazla mı tepki göstermişim? Eski yerlerde buluşmalar, yok öptümler bilmem neler. Normal mi sence? Tamam, normal değil. Kabul ediyorum. Ama bunda Tuna'nın suçu yok. Tuna zemin hazırlıyor böyle şeylere. Böyle aşırı kibarlığı yüzünden karşısındaki de yüz buluyor. Ay Allah aşkına Gönül, sanki hayatlarında ilk defa buluşuyorlar. Ya çoğu zaman Merve için gerektiğinde sen göndermiyor musun Tuna'yı? Meltemciğim, Merve için buluşmalarına ben bir şey söyler miyim? Ayrıca öyle bir şeyden de bahsetmemiş ki. Nasıl peki o? Nasıl görünüyordu yani? Yani senin ona güvenmemene biraz kırılmış tabii. Ama evi terk ettiğine de pişman. Olsun, pişman olsun tabii ki. Ha böyle hemen bir kavgada evi terk etmeler bilmem neler. Aklı sıra beni yola getirecek yani. Gönülcüm yani şimdi Tuna ince ruhlu biri biliyorsun. Hani öyle kavgalara falan pek gelebilecek biri değil. Hani o kaçmıştır. Aman kaça kaça da size kaçtı Meltem. İnsan otele falan gider. Bir de size rahatsızlık veriyor. Ay aşk olsun ne rahatsızlığı. Ayrıca bu sabah bir kahvaltı hazırlamıştı. O cevizli çemenden de yapmış mıydı? Haluk parmaklarını yedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani kavga ettiğimize sırf o cevizli çemen yüzünden pişman olabilirim yani. Zaten herhalde fazla uzatmazsınız yani bugün ararsın, konuşursunuz. Ay yok, yok ben hayatta aramam. Madem delikanlılık yaptı, getirsin arkasını bakalım. Ay ne yani, sürdürecek misiniz bu küslüğü? Evet, sürdüreceğiz. Gelir, özür diler, o zaman geri adım atabilirim. Ya o da aynısını bekliyorsa? Beklesin, istediği kadar beklesin. Bakalım kim önce pes edecek? Aynı gemide yola